Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Seda'nın kanalına, evine hoş geldiniz. Bu arada yeni gelen tüm arkadaşlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah kalıcı olursunuz. Gelenler gibi gitmezsiniz. Sevinirim kalırsanız. Kanalımızı büyütelim, paylaşalım. Öyle. Eğer alışveriş, yemek, ev hayatı, günlük vlog seviyorsanız bu kanalda kalıcı olun lütfen. Arkadaşlarınızı da paylaşın, büyütelim kanalımızı. Uyandık bugün de çok şükür. Evet, şu anda deprem yaşadık, üzücü olaylar yaşadık. Ama şu anda da gerçekten de üzüldüğüm bir nokta var ki Fox TV ile başlıyorum günüme. Birincisi su, ikincisi bir Türk kahvesi. Şimdi de Fox TV haberlerinde bu çalışan tüm işçilerimizin hakkı olan tazminatlar kalkıyor. Yine gündemde. Sonuçta ben de işçilikten geldim. 15 yıl çalıştım bir fabrikada. Prim günlerim dolunca çıktım. Hem çocuğumdan dolayı, annem bakıyordu oğluma. Artık annemin rahatsızlığından dolayı da çıkmak zorunda kaldım. Ama eşim hala çalışıyor. Sonuçta Türkiye'nin yarısı işçi pozisyonunda. Lütfen işçilerimizin hakkını koruyalım. Umarım böyle bir yasayla karşılaşmayız. Herkesin emeğini, karşılığını alsın. Çünkü vardiyesinden tutun, çocuklu annelerden tutun. Hepimiz çalışan bir kesimiz. Herkesin hakkını almasını isterim tabii ki. Sizler neler düşünüyorsunuz? Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Soru cevap daha henüz yapmadım. İyice bir kalabalık olmasını bekliyorum. Benim hakkında da öğrenmek istediklerinizi lütfen bana videonun altlarına da yazarsanız bir liste yapıp sizlere güzel bir soru cevap videosu da yapmak istiyorum. Bu arada yeni gelen arkadaşlar oldu mu da kanalıma çok seviniyorum. Gidenler için de üzülmüyorum. Bay bay diyorum her zamanki gibi. Kalıcı olmalarını isterim ama bu özgürlük kim nerede kalmak isterse, nereyi izlemek isterse orada kalsınlar. Benimle birlikte olanlarla yoluma devam etmek istiyorum her zaman. Çünkü yaptığım işi çok seviyorum. Öyle kahvaltım için çayımı da koydum. Hava kapalı, artık Kasım ayındayız. Kışa gelmek üzereyiz. Bakın, hatta dün insanlar yasalarını, haklarını bile karşılayamıyor sokaklarda. Bakın bir Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı, Genel Başkanı dün bayağı bir yıpranmışlar yani. Bayağı bir karşı karşıya gelmişler. İnsanlar haklarını savunabilir dışarıda. Yani bu herkesin bir yasal hakkı, öyle değil mi arkadaşlar? Bir kahvemi de içeyim sizlerle. Ben çok seviyorum kahveyi. Bir sabah içiyorum, bir de öğleden sonra içiyorum. Ondan sonrası çay tabii ki. Beni bilenler bilir, izleyenler bilir. Neyse, haydi o zaman günümüz başlıyorsa hayırlısıyla, sevgiyle başlasın. Merhaba arkadaşlar, çayımı demledim gördüğünüz gibi. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Ne yapıyorum? Bugün kuymak yapıyorum. Güzel tereyağımı koydum. Mısır unum da burada. Bir de Mert'e peynir kızartacağım. O çok seviyor onu. Haydi o zaman, kuymak sevenler burada mı? Haydi gelin yapalım. Tereyağım eridi arkadaşlar. Arada da bir güneş açıyor, kapatıyor. Artık kış güneşi zaten. Şöyle mısır unu koyuyorum. Bir, çok koymayacağım. Zaten mısır unu yeterli. Evet, bu bize yeter. Mert'le ikimize. Evet, bunu şimdi güzelce kavurana kadar devam. Rengi dönene kadar bize yeter. Çünkü su da katacağımız için sonra çoğalıyor zaten. Siz de sever misiniz kuymak? Biz seviyoruz. Üzerine de kaşar peyniri koyacağım. Suyu ekledikten sonra. İlk önce ama mısır unumuzu kavurmamız lazım ki güzelce rengi dönsün. Böyle bugünkü kahvaltımız da bu. Sonra evimi bir yine günlük bir süpüreceğim. Arkasından yine bir ibadet zamanı. Arkasından da dışarı çıkacağız. Bugün Özkan işe erken gidecek mesaiye. O yüzden de yemekle düşünüyorum ne yapsam diye. Çünkü yemeklerim bitti. Sizin ne var menünüzde? Vallahi bugün ben bilmiyorum. Belki yoğurtlu makarna yaparım kıymalı. Epeydir yapmıyorum. Fikrim o.
büyük bir ihtimalle öyle yapacağıma inanıyorum. Erken de yaparım ki Özkan da yesin diye gitmeden. Öyle, ben devam kavurmaya. Evet arkadaşlar, mis gibi. Mısırını kavruldu. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Bakın güzelce bu çekecek. Sonra da peynirleri de ilave edeceğim. Güzelce bakın. Su da koyacağım. Evet. Şimdi kaşarlarımı da ilave ediyorum. Bakın şöyle koyuyorum hepsini. Doğramıştım zaten. Evet. Bu bol kaşarlı daha güzel oluyor. Gerçi bunun kolot peyniri var ama tuz da döküyorum. Tuzsuz oluyor genelde. Evet. Şöyle. Bakın. Suyunu da döktüm. Rengi de çok güzel olmuş. Tam zamanında koydum suyunu da. Bu su bile yetmeyecek. Yine su koyacağız. Çünkü suyu çok çekiyor mısır unu. Bilmiyorum. Sizler de yaparsanız biliyorsunuzdur. Evet. Kaşarlarımız. Esas bunun peyniri kolot peyniri. Ama benim evimde şu anda kaşar olduğu için kaşar kullandım. Kurmağımız şu kaşarlarımız da eriyince hazır. Evet, bakın. Ekmeğe bandırın bandırın yiyin. Vallahi çok güzel. Hem de besleyici mısır unu var. Daha ne olsun. Rabbimin verdiği her şey çok değerli. O İzmir depreminde müteahhitler de gözaltına alınmış ama alınsa ne olur? Kaç can gitti? Rabbim bir daha yaşatmasın ama astrolojiyi biliyorsunuz sevdiğimi, takip ettiğim için yine deprem tetikleri olabilirmiş. Rabbim korkutmasın hepimizi. Marmara bölgesinde özellikle. O yüzden de gökyüzünün etkileri sert arkadaşlar. Rabbim korkutmasın diyorum. Evet bakan, şimdi bakan bazen de kelime sıkıntısı yaşıyorum. Bakın nasıl güzel değil mi? Gayet güzel eriyor. Kaşarlarım da eriyince tamam. Sonra arkasından da Mert'in peynirlerini kızartacağım. Bir Mert peynir kızartmasını çok seviyor. Bakın. Gayet güzel oldu. Peynirlerim de eridi. Uzuyor. Peynirler de uzayınca daha güzel oluyor tabii ki. Evet, kuymağım hazır. Şimdi de arkasından güzelce peynirlerimi de koyayım. Bakın, buyurun. Kuymak sevenler, evime buyurun gelin birlikte yiyelim. Haydi bakalım. Şimdi arkasından da peynirlerimi koyuyorum kızartmak için. Ve ondan sonra biz kahvaltımızı yapacağız inşallah. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry. Arkadaşlar, günlük süpürmemi yaptım. Her zaman günlük süpürüyorum. Yaptığım iş her zamanki gibi. Karanfili çayımı da aldım. Şimdi ibadet zamanı tabii ki. Şu da kalmış. Dün ojelerimi silmiştim. O kaldı. İbadet etmeden de olmuyor. Öyle değil mi? Her gün Rabbime binlerce şükrederek ibadetimizi de yapmamız gerekiyor. Şimdi ibadeti de yaptıktan sonra günün rengini paylaşırım. Kombinini paylaşıp dışarı çıkarız. Ne dersiniz? Haydi bakalım o zaman. Rabbim rast getirsin. Pamuk da oradan bana bakıyor. Beni izliyor. Kaktüs çiçeklerim orada. Burası zaten benim her şeyim.
şişlerim, ojelerim, asitonum, defterlerim hepsi mevcut. Evet, haydi bakalım günümüze devam. Merhaba. Haydi. Arkadaşlar, çok güzel hikayeler izliyoruz. Alişan Kapaklıkaya'dan sevgi her şeye ilaçtır diyor. Gerçekten ben de ona inanıyorum arkadaşlar. Şimdi size günün rengini paylaşıyorum. Şöyle notun şu rengini paylaşıyorum ve tırnaklarımda da göstermek istiyorum. Bakın nasıl? Güzel olmuş mu? Bu da benim Mert'imin yaptırmış olduğum yazısı. Bunu da böyle göstereyim dedim. Şöyle de tekrar size paylaşayım günün rengini. Notun rengi bu. Çok güzel. Bu mavi renkleri ben çok seviyorum. Kodu da bu. Şöyle biraz odaklanması bazen zor oluyor. Evet, 43 numara. Maviş böyle çok güzel. Maviş de değil, yeşilimsi gibi. Çok tatlış bir renk. Notun rengi bu. Bazen de elime de böyle değdirebiliyorum. Evet. Sevgi en güzel ilaç. Bu da bizler için çok güzel bir kelime olsun. Sevgi en güzel ilaç. Çocuklarımıza her türlü sevgimizi göstermekten geri kalmayalım. Onlara sevgimizi belli edelim. Çünkü sevgi en güzel ilaçtır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, ellerim biraz da kuruduktan sonra haydi o zaman bir A101, sonra da bir AVM parka gidip gelelim inşallah. Evet arkadaşlar, kombinimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz rahatlık çok önemli. O yüzden de alışveriş markette şuydu buydu olunca ben de rahat olmayı tercih ediyorum. Şöyle önden cepli, bakın şöyle cepleri var. Yine bilekten lastikli eşofman altımı giydim. Şöyle üstüne de böyle mavi uzun kollu sivit şapkasız sivit giydim. Takılarımı da şöyle arkadaşlar. Onları size kendim göstereceğim. Çanta olarak da şu maviyi kullanacağım ve üzerime de şu uzun trencimi alacağım üzerime de. Şöyle de takılarımı ve yüzüklerimi de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle leoparlı bir kolye, nazar boncuklu ve şöyle kırmızı çeyrek görünümlü küçük kolyemi taktım şöyle. Küpe olarak da şu küpelerimi çok seviyorum ben. Saçlarımı da bu şekilde yaptım. İnce detaylı tokalarımı taktım. Bakın. Öyleyim. Yüzüklerim de şöyle. Şöyle şunu da göstereyim. Bakın. Ve makyaj yapmadım. Çünkü alışverişe çıkıyorum. Özkan da yatak odasında uyuduğu için fazla ses çıkarmak istemedim. Yoksa makyajsız dışarı çıkmıyorum artık. Çünkü bir dolu kozmetik malzemelerim var. Onları da değerlendirip kullanmak lazım. Ama tabii ki maskesiz çıkmıyoruz. Haydi o zaman ilk önce bir A101'e gidelim. Ne dersiniz? Arkadaşlar, ezanımız da okunuyor. Şöyle kırmızı trenç şeyimi de gideyim. Bayağı dışarıda da bir rüzgar var. Yağmur yağmasın da sonuçta. Evet, arabamızı da çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Öğleni de yaptık. İlk önce A101'e uğrayalım. Bakalım o kulaklık var mıydı? O kulaklık varsa... Ay pardon. Pardon YouTube. Telif gelmesin, birden açıldı. Ezanımız da okunuyor. Ezana saygı tabii ki her zaman. İlk önce bir A101'e uğrayalım arkadaşlar. Hadi Bismillah deyip hayırlısıyla çıktığımız gibi hayırlısıyla dönmeyi nasip etsin Rabbim. Maskesiz lütfen dışarıda sakın dolaşmayın. Çünkü yasaklar ve bu virüs aldı başını gidiyor arkadaşlar. Öyle. Philips'in bu kablosuz kulaklığı gelecekti. Ona bakmak istiyorum Mert'e. Mert ondan istiyor. Ben kendime aldım kulaksız. Şu Mert'in yani yatak odasında yatması beni o kadar çok engelliyor ki anlatamam size. Bir o kadar çok etkiliyor yani. Giyinmeme, hazırlanmama her şeyi etkiliyor. Gece vardiyesi çünkü. Bakın sabah da dediğim gibi hepimizin çoğu belki de işçi, memur ama sonuçta herkes hakkını almak ister. Öyle değil mi arkadaşlar? İnşallah bu tazminatlar da alınmaz. Herkes hakkını, sonuçta benim de bir çocuğum var, ileride çalışacak, hayatını kuracak, devam ettirecek bir çocuğum var. Onun yüzden de hakkını almasını isterim her türlü.
haksız çalışmasını kesinlikle istemem. Sizler de belki anne babasınız. Aynı fikirde miyiz bilmiyorum ama benimle de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Öyle. Eğer orada çekim yapabilirsem, çünkü bazen kalabalıkta insanlar böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Gerçi ben çok aldırış etmiyorum ama insanlar bir türlü hala alışamadı bu medya dünyasına. Alışın artık arkadaşlar. Garip garip bakmanıza gerek yok. Öyle değil mi? Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben geldim. Bugün bayağı bir vakitli geldim. Çünkü erken inmiştim aşağıya. Saat 12 yarım gibi. Şimdi A101'den aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Mert'in o Philips'ten kulaklık alacaktım. Kablosuz kulaklık bitmiş, 40 liraydı. Onu kaçırdık maalesef. Şöyle bir havluluk aldım. Bu çok güzeldi. Benimki bayağı bir eskidi. Görüyorsunuz şu beyaz. Onu kaldıracağım. Bunu kuracağız. Şimdi ben bunu Özkan'a teslim ediyorum. Hemen halletsin. Çünkü Özkan'ı biliyorsunuz, bir şey gördü mü mutlaka açıp yapmalı. Onu o yapsın. Şöyle süzgeçlerden aldım. 7 liraydı bu süzgeçler. Genelde de nereden alıyorum yeşilliklerimi? A101'den kıvırcık aldım. Bayağı uygundu. 2.95. Maydanoz, nane ve dereotu aldım. Bir de porçöz aldım oradan. Şimdi o havlulum bakın çok güzelmiş deseniz. Ay çok tatlı. Family Homes. İyi ki de almışım bunu. Ama bunlar fazla aile. Kalabalık. Kalabalığa gerek yok. Biz çekirdek aile. Şunu ben evet. Karalayayım kalemle. Bak şu biz tamam, şu kişiyiz biz. Süreyi yapıştıralım biz. Biz aile olarak buyuz. Çekirdek aile. Bu fazlalık. Evet. Yok o fazlalık Özkan. O fazla, bayağı bir fazlalık fazla aile. Fazla kalabalık. O onu yazsın, sonra kurulduğu zaman onu göstereceğim. Şimdi geçelim AVM Park'taki indirimlerden. Evet bakın simit aldım. Her indiğimde de mutlaka bir tane de simit yerim. Gerisinde simit alırım. Bunları derin dondurucuya atacağım arkadaşlar. Çünkü ben çok almıyorum. O zaman derin dondurucumda yer kalmıyor zaten. Anca yetiyor. Mesela şurası dolu, üstü dolu. O yüzden de fazla almıyorum. Bu bana yetiyor. Bunları da derin dondurucuya koyacağım. Simit aşığıyız. Biz çok seviyoruz. Şimdi geçelim AVM Park'taki bugünkü indirimlere. İlk başta bunu paylaşmak istiyorum. Şu 3 tane bardak 10 liraydı arkadaşlar. Bir tanesini de açıp göstereyim size. Bakın biz havluluk kağıdımızı yaptık. Çok da kolay, pratik. İlk başta nasıl yapacağız diye düşündük ama yaptık. Family Homes'a hoş geldiniz. Ama Özkan nasıldı? Biz kaç kişiliktik? Onu göstersene, kapatsana. Fazlalık bu. Biz sadece şuyuz. Bakın Family Homes. Üç çocuğa bakalım. Bunlara bir çarpı mı koysak acaba? Üç çocuğa bakalım. Biz tek çocukluyuz. Yani Allah olanlarınkine de gönlüne göre versin. Evet. Bakın çok tatlış değil mi? İyi ki de almışım bunu. Bunun fiyatı 10 liraydı arkadaşlar. Çok da iyi bir fiyatı var. Onu oraya koyacağım. Şimdi aldıklarımı paylaşayım AVM Park'tan. Şu bardağın tatlışlığına bakar mısınız? 10 liraydı 3 tanesi. Sonra şöyle fincanlar vardı. Biliyorsunuz ben kahve, çay çok seviyorum porselende. Bunun fiyatı da 10 liraydı. Bir tane de böyle aldım. Kahve fincanı olarak, bir kahve sever olarak. Bu da çok güzeldi. Herkes orada kapış kapış. Bir de şöyle kahvaltılık için şöyle şu tabaklardan aldım. Böyle ortaya koymak için. Bunlar da çok güzeldi. Bunların da 3 tanesi 10 liraydı. Şöyle kenarlarında altın yıldız, altın çizgileri var. Böyle sarı gold detaylı. Bunları da çok beğendim. Başka bir şey de almamışım. Evet. Sadece bunları alabildim. Şu 3 tabak fincanlarım. Bir de şu bardağı aldım. Evet. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Ne yapalım? Onu da oraya yerleştirelim. Sonra şimdi ben bir kahve içeyim. Arkadaşlar burayı tam böyle güzelce kahve bölümü yaptık. Hani ya bazen yapar ya vloggerlar kahve zamanı diye. Benim de burası kahve yerim oldu. Bakın bu seferki daha güzel oldu değil mi? Hem değişiklik de yaptık. Vallahi çok güzel oldu. 10 liraydı bu arkadaşlar A101'de. Almak isteyen olursa arkadaşlar alsın. Burası bizim tamamen kahve reyonumuz. Türk kahvemiz ve filtre kahvemiz de orada.
Evet, gayet çok güzel oldu. Kesinlikle. Eğer siz de beğendiyseniz yorum olarak da bana yazmayı ihmal etmeyin. Oldu mu? Şimdi kuru yemişlerimi de göstermek istiyorum size. Şöyle kahve zamanı geldiğine göre şöyle kahve bölümümüzden, kahve reyonundan bir kahvemizi yaptık. Şöyle makinama koydum. Çok tatlı oldu ya. Hepsi bütün aynı yerde durduğumu da daha güzel duruyor. Şu büyük boy bardağımla içeceğim. Bir de Mert'e demiştim şu Ender Bey diye Halktan gibi bir böyle kuru yemişçi var. Şundan aldım. Bunun kilosu 20 liraydı. Sonra hurma. Ben kahvenin yanında hurmayı çok seviyorum. Bunun kilosu da ne kadarmış? Bakıyorum. 16.95'miş. Bir de sumak aldım. Sumağım hiç kalmamıştı arkadaşlar. Sumağın kilosu da şöyle tam da netlemiyor. Sinir oluyorum. Evet. Kilosu 30 liraymış. 3.59 lira tutmuş. Ne zamandır çekirdek istiyordu benden Mert. Tuzlu gayet de denedim. Çok güzel, taze. Bir simitlerim kaldı, koymadım. Diğer hepsini de böyle tencerelerimi de güzelce yıkadım. Şu sinekler bile, şu sizde de bilmiyorum var mı şu sineklerden, bakın. Bunlar çiçek sinekleriymiş. Şimdi Özkan tarçınlı su yapıyor ama bilmiyorum fayda edecek mi etmeyecek mi. Eğer sizin de bir öneriniz varsa bu sinekler için, bakın. Şöyle göstereyim, yaklaştım, bakın. Şöyle ufak küçük sineklerden. Evet, onları da göstermiş olayım. Evet. Zilin sesi, kahvem oldu. Artık kahvemi içebilirim. Genelde ikinci kahvemi bu saatlerde içiyorum. Çok da seviyorum. Şimdi yanına da hurma da koyacağım güzelce. Bakalım o tarçınlı su fayda edecek mi? O da YouTube'dan görmüş. Bizim kurtarıcımız ne arkadaşlar? Tabii ki YouTube. İnşallah ben de iyi bir YouTuber'cı olursam vloglarımı izleyip beğenenler, yorum yapanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bakın. Şimdi ne yapıyorsun Özkan? Basmıyor, bozuk. İşte Özkan'ın elinde ne gelse hiçbiri olmuyor. Yani kesinlikle olmuyor. Hepsi arızalı. Hepsi. Evet arkadaşlar, dinlendim güzelce. Biraz nete takıldım. Biraz uzandım. Kitap okudum. Ve ne zamanı biliyorsunuz yoğurtlu kıymalı makarna yapacağız sizlerle. Soğanımı şöyle doğradım. Suyumu da koydum, makarna suyumu. Soğanlarımı da doğramak istiyorum. Epeydir de yapmıyorum bundan. Aklıma geldi bugün. Özkan da birazdan gidecek mesaiye. Öyle bugünü de dolu dolu bitiriyoruz çok şükür. Çayım zaten demli. Gitmeden Özkan'a da çay içsin diye erkenden demledim çayımı. Şöyle güzel yoğurtlu, kıymalı. Kıymasını önceden kavuracağız birlikte. Ve sonra da makarnamızı yapınca güzel sunumuyla birlikte inşallah afiyetle yiyeceğiz. Sizler de yapar mısınız? Çocuklarınız seviyor mu? Biz seviyoruz bunu. Ama epeydir de yapmadığımın farkına vardım. Evet, böyle her gün gibi bugünü de tamamlamak adına yol alıyoruz. Evet, abone sayılarımı bir yandan sevinirken bir yandan giden arkadaşlar hala var. Hoşça kalın diyorum size, gidenlere. Siz bilirsiniz. Gelenlere de her zamanki gibi hoş geldin diyorum. Öyle değil mi? Evet, bugünkü sözüm neydi benim? Sevgi her şeyin ilacıdır. Sevgimizi herkese gösterelim. Evladımıza, eşimize, anne babamıza, kardeşlerimize. Öyle değil mi? Güzel soğanımı doğradım. Genelde de doğrayarak yapıyorum. Videomu izleyen arkadaşlar bilir. Evet. Suyum da kaynamak üzere. Makarnamızı da ilave ederiz. Şimdi güzelce de bir sıvı yağ döküyorum. Şöyle. Bu sıvı yağ yağdanlığı da Bim'den almıştım. Çok memnunum. Diğer aldıklarımın hepsi akıtma yapıyordu ama bunda kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Evet, onu bunu da doldurmam lazım. Evet, güzel soğanlarımızı kavuracağız. Şöyle de göstereyim size. Bakın suyum da kaynadı.
Şöyle göstereyim. Bakın. Suyum da kaynadı diyebilirim. Kaynayınca hemen bunu şimdi biraz tuz dökelim. Şöyle tuzumuzu da dökelim. Yağ dökmüyorum. Çoğunluk yağ dökmüyor. Çünkü önceden ben de dökerdim ama şimdi dökmüyorum. Şu bunu da havalandırıcıyı da açmam lazım. Ve makarnamızı da koyalım. Bir yandan da sarımsaklı yoğurdumu yapayım. Bir yandan da kıymamızı kavurayım. Sonra da yemeğimiz hazır. Evet, bunları ben Bim'den almıştım. Pasta Bim'de. 8 dakikada %12 protein içiyormuş. 12 dakikada normal kaynıyormuş. Özellikle kıymalı makarnalarda bunlar, bu model daha iyi oluyor. Modeli şu. Göstereyim hemen girmeden. Model bu. Evet. Haydi bakalım. Devam. Şimdi güzelce kaynasın makarnamız. Evet. Soğanlarımı güzelce kavurdum. Şöyle. Kıymamı da ilave ettim. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine vazgeçilmez baharatlarımızı da döküyoruz. Tabii ki neydi? Zerdeçal. Ve tabii ki karabiber. Bunlar bizim vazgeçilmez baharatlarımız, biliyorsunuz. Mutlaka sofralarınızdan, yemeklerinizden eksik etmeyin. Şimdi güzelce kavurmaya devam. Bu arada makarnam da haşlanıyor. Bakın, bu da güzelce haşlanıyor. Evet, işlemlerimize devam. Ben de bu arada yoğurt sarımsağımı ayarlıyorum. Haydi bakalım. Güzelce kıymalarımız kavrulsun. Sonra salçamızı ilave ederiz birlikte. Evet, kıyma harcımı, salça koydum. Biraz da kırmızı toz biber de koydum. Şimdi şu makarna suyundan da biraz eklemek istiyorum. Ve bu da vitamin. Neden normal su koymak koyayım de? Yani makarna suyu koymak daha mantıklı. Siz de yapabilirsiniz böyle benim gibi. Çok güzel oldu. Rengi görebiliyor musunuz? Bakın, salçayı da koydum. Kıyma harcım hazır arkadaşlar. Hatta biraz daha koyabilirim suyundan. Makarnam da haşlandıktan sonra tamam. Yemeğimizi yiyebiliriz. Tabii ki sunumla birlikte size göstereceğim. Sizler yediniz mi? Vallahi biz daha anca yiyeceğiz. Makarna suyuyla da daha lezzetli olacak. Çünkü zaten hemen suyunu çekiyor. Ve tamam. Makarnam da haşlandı sayılır. Evet. Sunumda birlikteyiz inşallah. Evet, şimdi size sunumumu göstereyim. Güzel makarnamı tereyağladım güzelce. Şimdi makarnamı makarna tabaklarımı koyuyorum. Makarna yediğimizde bu tabakları kullanıyorum ben. Yeter mi oğlum bu kadar? Yeter. Şimdi yoğurdumu alıyorum. Sarımsaklı yoğurdumu da döktüm, yaptım arkadaşlar. Şöyle güzelce ilk önce yoğurdumu döküyorum. Bakın, çok güzel oluyor bu. Sizler de yapıyor musunuz? Biz işte böyle yapıp yiyoruz. Kilolar bu şekilde alınıyor. Öyle değil mi? Şimdi biraz da nane döküyorum. Nanemi bulamadım şimdi. Görüyor musunuz? Naneyi bulamadım arkadaşlar. Evet, şimdi güzelce de kıymalı harcımı koyuyorum üstüne. Şöyle bakın. Oh, misler gibi. Size ne güzel nane dökerken aynı şey gibi yapacaktım. Neydi Mert o etçinin adı? Etçinin adı Nusret. Et gibi yapacaktım. Evet. Bizim kıymalı yoğurtlu makarnamız hazır. Sizler de yiyorsanız, yaparsanız, benimle de paylaşırsanız sevinirim. Hepinize afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Evet. Epeydir annemle babamı görmüyorsunuzdur. Bakın geldiler. Birlikte çayımızı da koyduk. Kuru yemişlerimizi de hazırladık. Biraz da Mert'i görelim dediler. 10 dakika verdi Mert. 10 dakika az.
Randevu aldılar 10 dakika. Öyle mi? Öyle işte, gençlik böyle arkadaşlar, görüyorsunuz. Hadi biz şimdi çaylarımızı içelim. Sizler de içtiyseniz. İçiyoruz ama bizi esir aldın. Yok onu dökme, onu yapma. Yerlere dökme baba. Yok şekeri atma. Öyle baba, öyle. Öyle canım, yapacak bir şey yok. Bir şey yok, şeker mi atıyorsun? Onu mu soracağım? Baba şekeri bir tane at ya da iki tane at. 1,5 atıyorum ben. 1,5 nedir ya? 1,5 nedir? Atıyorum. Yok çabuk fıstığını dökme. Dökme baba yere. Süpür. Süpür ne demek ya? Makinem var, gülgül. Makinem var da yani, olur mu öyle şey? Hiç? Öyle değil mi anne? Hastaneden mi? Allah Allah. Afiyet olsun. Ya Mert. Mert ne diyor bu ya? Bir çay içmeye geldik, burnumuzdan getirdi bizi ya. Çayınızı verdim, kuru yemişinizi verdim. Daha ne olsun yani? İtinali yiyorum şimdi, dökeceğim diye korkuyorum. Hadi bizler çayımızı içelim. Güzelce hep yerler kuru yemiş olmuştu. Onları güzelce temizledim. Şöyle kış bahçemi de düzelttim. Bakın tertemiz oldu. Vallahi süpürgemi de açtım. Öyle kırıntılarla oturamam ben, biliyorsunuz beni. Bu ışığımızı da kullanamadık. Babam böyle ışıkları sevmiyor ama hafta sonu herhalde birlikte geçireceğiz. O zaman yakacağız inşallah. Şimdi şunu da şunu göstermek istiyorum. Burada biliyorsunuz benim maydanoz ve soğanlarım vardı. Eski soğanları aldım. Şimdi üzerine şöyle toprak ekeceğim ben. Şöyle düşmeden şuraya koyayım da sonra arıza vermeyelim. Şöyle toprak dökeceğim çünkü topraksız kalmış. Bakın yeni soğan ektim. İnşallah o soğanlar da Rabbimin izniyle çıkacağına inanıyorum. Ben şimdi bunların toprağını dökeyim, dökmeden yere, sonra tekrardan süpürgeyi açamayacağım. Çünkü saat 11'i geçti bayağı bir. İnsanlara da rahatsızlık vermeyelim. Merhaba arkadaşlar. Kapatırken de böyle kapatmak istiyorum videomu. Biliyorsunuz dün alışveriş yapmıştım. Hem Butik Fil'den hem de ACY2'den ama size bir türlü paylaşamamıştım. Onları göstermek istiyorum. Ve öylece artık bugünkü videomu da kapatmak istiyorum. Annemle babamlar gittiler. Yine muhabbetle bir akşamdı. Bunları size gösterememiştim. O kadar yoğunum ki bugün de dışarı çıktım biliyorsunuz. Ama yine yeni ürünler aldım. İnşallah bunları ödeme kolaylığı nasip etsin ve bitirmeyi de nasip etsin Rabbim diyorum. Bakın Butik Fil'den bunu üstümde zaten bugünkü videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bunu almıştım. Bu 60 liraydı. Çok da güzel bir elbise. Şöyle göstereyim size. Bunu aldım. Bir de üzerime yine izlediyseniz eğer bugünkü videomu, şu crop tarzında siyah eşofman altımı, böyle bilekli lastikli, onlar çok moda biliyorsunuz. Bu siyah kapşonlu siviti aldım. Croplu siviti aldım. Bunun fiyatı da 35 liraydı arkadaşlar. Sonra ACY2'ye gittim. Sağ olsunlar, Butik Fil devamlı bana bu askılıklardan alıyorum. Bunlar çok gerekli oluyor. Diğer askılıklardan çok var. Daha sonra da ACY2'ye gittim. Poşetim olmadığı zaman mutlaka hediye paketi yaptırıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Oradan da şu kendi, biliyorsunuz ev ayakkabılarını aldım. Bunların fiyatı 50 liraydı. Hatta bugün yine orayıp bir pantolon deneyecektim ama bugün maalesef artık yeter dedim. Orada harca, burada harca. Yeter artık, şimdi biraz ödeme zamanı diyelim. Bir de şu güzel hırkayı aldım. Ben çok seviyorum böyle hırkalar kombinlemeyi. Bunun fiyatı da çok uygundu arkadaşlar. 35 lira mıydı? Öyle bir şeydi. 45 lira mıydı? Şöyle göstereyim yakından, bakın. Deseni de bu şekilde, çok güzel. Beyazı ben çok seviyorum. Yaz kış demeden de giyerim. Bir de ben genelde Ekim başladı mı genelde havlu çorap giyiyorum. Bunların fiyatı da 20 liraydı. İki tane de pamuklu böyle yumuş yumuş çoraplardan aldım. Şöyle göstereyim. Bakın iki renkli. Siz de bilmiyorum sever misiniz? Bir de çok güzel bir parfüm aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 40 liraydı. Fresh Mint diye. Orada testerları kullanabiliyorsunuz. Bir de bunu aldım. Kokusu çok güzel. Tam benim tarzım. Çünkü her kokuyu ben kullanmıyorum. Tester denemeden de almıyorum. Artık kolunuzdan çok kağıtlara sıkıp öyle veriyorlar. Evet, bunları da paylaştım. Bugün aldıklarımı da paylaştım. Bakın kolyem şöyle çok güzel duruyor. Bunun ucuna da çeyrek yaptıracağım biliyorsunuz. Çeyrek de daha güzel olacak ama çeyrek alana kadar böyle nazar boncukla devam etmek istiyorum.
Evet, Rabbim herkese istediğini nasip etsin. Sağlıkla, huzurla, rızkıyla, bereketiyle diliyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.